Efendim hoş geldiniz. Dostlar bu bölümümüzde hayat batonumuz tam da orta kısımda bu şekilde kırılmış. Bunun bir tamirini yapacağız. İlk defa deneyeceğim. Kafamda değişik bir plan var. Hadi gelin uygulayalım. Şimdi öncelikle bakın batonumun şu ağzının yamuk olan yerini düzeltmekle uğraşmayacağım. Keseceğim ve ağzının bozuk yerini alacağım. Bu arada bu ürünün dışı boya değilmiş arkadaşlar. Yazılar ve renkli kısım boya değilmiş. PVC ile kaplamışlar. Dolayısıyla şimdi batonumu şöyle bozuk yerinden bağlayıp şöyle keseceğim arkadaşlar. Evet, hemen belirteyim. Yapısı alüminyum bir malzeme arkadaşlar. Demir değil. Yani alüminyum hafif olsun diye ve paslanmasın diye alüminyum kullanmışlar. Aynı şekilde öbürünü de keselim. Kısımlarını bir E yardımıyla şöylece düzeltiyorum arkadaşlar. Aynı şekilde dışında kalan çapakları da düzeltiyorum. Öbürünü de halledelim. Bu aşamada batonumuzun şu sap kısmını şöylece yerinden çıkardım. Artık şöyle bir parçaya ve üst parçaya şöyle de bir alt parçaya sahip olduk arkadaşlar. Bakın ağız kısımlarını şöyle düzelttim. Şimdi bakın şöyle eski bir batonum var. Batonumun paletini şöyle vurarak çıkardım. Kestiğim batonumu arkadaşlar tamir edecek olduğum batonumun içine şöyle geçiriyorum. İtebildiğim kadar içeri doğru itiyorum arkadaşlar. Daha sonra geriye doğru çekiyorum. Bakın şuraya kadar sürtünme yapmış. Şuraya kadar sıkışma yapmış. Ben birazcık daha pay vereceğim. Şu kadar. Ve bunu şuradan keseceğim arkadaşlar. Malzememi mengeneye bağladım. Tam da şu kadar. Evet. Bu uzunlukta kestiğim. Bir de yukarı tarafını keseceğiz. Yani şu kadar buraya pay vermiştik. Bakın şu kadar. Bir de şuradan keseceğim arkadaşlar. Evet. Şimdi az önceki gibi ağzını törpüyle düzeltelim. Şimdi arkadaşlar spiral şeyle bir demir testere yardımıyla şöyle aşağıya doğru kanal açacağım arkadaşlar. Yoksa borum diğer borun içine girmeyecek arkadaşlar. Şimdi kanal demir testeresiyle kestiğim kanal yetmedi. Spiralle bir kanal açacağım. Şimdi borunun kanal açtığımız yerini arkadaşlar bir mengene yardımıyla şöyle ağzına iyice yanaştıracağım. Ben yanaştırdım zaten biraz. Yine bunu yaptıktan sonra bakın iyice şuraya kadar yanaştı. Şöyle borunun içine sokmaya çalıştığımda yine ağız ağza geliyor. Yine girmiyor arkadaşlar. Dolayısıyla çok az daha kanal açacağım. Ve ondan sonra tekrar
içine bir daha sokmayı deneyeceğim. Ağız kısmını yine tekrardan şöyle bir mengene maharetiyle kapatmaya çalışalım. Evet. Borunun içine rahat bir şekilde girebilmesi için uç kısmındaki çapakları yuvarlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar My40 silikonla borunun içini silikonluyorum arkadaşlar. Evet, kestiğimiz taraf bu taraf değildi. Kestiğimiz tarafı şöyle. Evet, bu kadar yeter. Silikonumu bakın şöyle iç tarafına güzelce yayıyorum arkadaşlar. Tam içini doldursun diye arkadaşlar. Evet. Yine borumun dışına da bir miktar az da olsa süreceğim arkadaşlar. Evet, bu kadar yeterli. Zaten sıfıra sıfır geçeceği için sıyrılıp gidecektir. Şöylece bir de dağıtıyorum. Evet. İki borumu da ağız ağza denk getirip şöylece yerine koydum ve üzerinden şöylece çakıyorum arkadaşlar. Evet, bakın şu vaziyette güzelce geçti arkadaşlar. Şimdilik karşı taraftaki kısmın içine de yine bolca Dyson silikon süreceğim. Şimdi bunun uç tarafına da süreceğim. Bunun uç tarafı çünkü ince, arkaya doğru kalınlaşıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bolca uç tarafı da sürüyorum arkadaşlar. Bir tornavidanın ucuyla şöyle Dyson silikonumu düzeltiyorum. Fazlalığını da şuranın içine sürüyorum arkadaşlar. Ve daha sonra silikon borumu geçiriyorum. Burada şöyle bir ince nüans var. Şurada bir çizgi var. Görüyor musunuz? Şu çizgi. Karşı tarafında da aynı çizgi var. Çizgiyi çizgiye gelecek şekilde bakın yerine
İyice oturttum dostlar. Gördünüz mü? Şimdi fazlasını şöyle aldım. Evet. Şimdi arkadaşlar, bir kağıt bantla şöyle yapıştırdım. Şöyle. Bir miktar daha alalım. Aynı mesafede bir daha yapıştıralım. Evet. Şimdi bir miktar tam da ek yerine arkadaşlar şu tekrardan silikonla kapatıyorum dostlar. Evet, şu vaziyette dışının yalıtımını da yaptım. Artık kurumaya bırakabiliriz arkadaşlar. Aleykümselam. Arkadaşlar işlemimiz bitti ve kuruması gerçekleşti arkadaşlar. Bantımızı çıkaralım ve bakalım nasıl bir işçilik çıkmış ortaya. Aynı zamanda ben iki tane daha sonradan eski hurda malzemelerden, ortası kırıklardan birleştirerek tamirat yaptım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın ekin yapıldığı yerler tam da şuralar arkadaşlar. Yani bence gayet başarılı ve güzel oldu. Birazcık kaba attığınız zaman şöyle bir set oluşuyor gibi ama zaten silikonun yapısından kaynaklı elastik bir yapısı var. Dolayısıyla da çok fazla sorun olacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Peki dostlar, böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.